Tadımız, sütümüz kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhaba. Bugün sizlere doyuran pizza tarifim var. Doyuran diyorum çünkü oldukça bereketli. Hem büyük tepside yapacağız, hem diğer e, şekillerde göstereceğim sizlere. E, evinizde ne varsa, üzerindeki malzemeleri o şekilde ayarlayabileceksiniz. Ben sizlere özellikle hamurunu ve o muhteşem sosunu göstermek istiyorum ve e, kullanmış olduğum tabii ki malzemeleri de hızlıca sizlere göstereceğim. Bunun için öncelikle yoğurma kabımın içerisine 1 su bardağı ılık su, 2 su bardağı da ılık süt ekliyorum. Mutlaka su ve süt ılık olmalı. 1 yemek kaşığı instant maya ekliyorum. Bunun yerine 1 yemek kaşığı kuru maya veya yarım paket yaş maya da kullanabilirsiniz. 2 yemek kaşığı da şeker ekliyorum ve şöyle güzelce bir karıştırıyorum. Bu karışımı bir 10-15 dakika bekletirseniz köpürmeler meydana gelecek. Yani maya aktive olmuş olacak. Bakın bu şekilde bu arkadaşlar hamurumuzun çok güzel mayalandığını, mayalanacağını gösteriyor. Yarım su bardağı da sıvı yağ ekledim. Bir tatlı kaşığı dolusu tuz ekliyorum. Ve şöyle güzelce bir karıştırıp ununu ekleyeceğim. Ben toplamda 8 su bardağı un kullandım. 200 milimlik su bardağı ile. Ama bütün tariflerde un miktarı soruluyor. Özellikle bu şekilde hamur işi tariflerinde Un miktarını her zaman vermeye çalışıyorum artık ama yanıltır. Her videomda söylüyorum. Yine söyleyeceğim. Unun içerisindeki protein vesaire miktarları undan una yani unun markasından markasına değişiyor. Bu yüzden e, unun markasına göre un miktarı değişkenlik gösteriyor. En az bir su bardağı etkiler. Ben mesela 8 su bardağı un kullandım. Sizler 7 su bardağı veya 9 su bardağı ile bu hamuru halledebilirsiniz. Ama hamurun Dokusu sizlere en önemli püf noktasıdır Ele yapışmayan Yumuşacık bir mayalı hamur yoğuruyoruz Yani unu kontrollü bir şekilde yavaş yavaş Eklerseniz sizlerde her zaman Doğru ve güzel sonuca ulaşacaksınızdır Hamurumu yoğurdum üzerine kapatıyorum ve mayalanmaya bırakıyorum Pizzamızın o lezzetli Sosu için bir yemek kaşığı domates salçası Bir yemek kaşığı biber salçası Bir tatlı kaşığı kuru nane Yarım tatlı yarım şer tatlı kaşığı Karabiber ve kimyon ekledim Varsa bir tatlı kaşığı da kekik ekleyin. Ee, bir tatlı kaşığı dolusu da ben köfte baharatı ekledim. Böyle sarımsak soslu, sarımsak aramalı bir baharatlı tuz Hatta biraz da tuzlu ama yine de biraz tuz eklemesi yapacağım. Sıvı yağ ekledim yarım çay bardağı kadar. Ve geri kalan kısmını da su ile açıyorum. Ee, domates püresi ile de açabilirsiniz. Ee, ben su ile açmayı tercih ettim. Ee, bu... Sosun içerisinde e, köfte baharatı olduğu için ekstradan sarımsak rendelemedim. Eğer dilerseniz bir diş sarımsak rendeleyebilirsiniz lezzet aç açısından. Bu arada e, bu sosun içerisine kekik çok yakışıyor ama yoktu eklemedim. Hatta kekiği e, hamurun içerisine ekleseniz de olur. Bu işte sıvı yağ ile beraber bir tatlı kaşığı bir yemek kaşığı kekik ekleseniz çok güzel aromalı bir hamurunuz olur. E, pizzada gerçekten kekik e, çok güzel oluyor. Evet sosum hazır. Sosumuzun kıvamı nasıl olmalı? Ee, akışkan, kolay sürülebilen bir kıvamda olmalı. Bu şekilde sosumuz da hazır. Çok lezzetli bir sos hazırladık. Salçaları da ben kendim yaptığım için ekstradan lezzetli oldu tabii ki. Şimdi hamurum mayalanmış. Bakın 1-1,5 saat kadar mayalandırdım. Biraz bazı işlerim vardı onları halledene kadar. Biraz fazla mayalanmış ama hiç sorun değil. Bakın çok güzel mayalanmış. Mayalanan hamurun bu şekilde havasını alıyorum. Tezgahın üzerine unluyorum. Unlamış olduğum hamuru tezgahın üzerine aldım. E, portakal büyüklüğünde bir bezeyi ayırıyorum. E, pizza tepsisinde kullanacağım onu. Küçük boy e, yeterli yani onun için. Diğer kalan hamurun diğer kısmını da büyük boy fırın tepsim için kullanacağım. Hamur açmanızı yani biliyor olmanıza gerek yok. Merdane yardımıyla çok kolay bir şekilde açacaksınız. Çok kolay bir hamur. Yapışma vesaire yapmaz. O yüzden çok hafif bir unlamanız yeterli. Gerektikçe un kullanabilirsiniz. Merdane yardımıyla açmaya başlıyorum. Mayalı bir hamur olduğu için incecik açtım, yani açabildiğiniz kadar açın. Çünkü yeterince kabararak şişerek pişecek. Pizza hamuru yumuşak ve ince olursa güzel oluyor. O yüzden fazla kalın bırakmamaya çalışın. Aynı hamur ve aynı sos ile porsiyonluk pizzalarda, mini pizzalarda yapabilirsiniz tabii ki. Ben büyük kare fırın tepsisinde yapacağım ama. Güzel üçgen pizza dilimleri şeklinde dilimledim. O yüzden oldukça da güzel oldular. Bu şekilde hamuru kaldırıp indirin ki. Tezgaha yapıştığı için hamuru tepsiye koyacağınız zaman çekilmeler vesaire oluyor, küçücük kalıyor. Buna dikkat edin. Şöyle kenarlarını da düzleştireceğim, tam bir kare form vermek istiyorum. Yani fırının fırın tepsisinin boyutu gibi. Fırın tepsimin tabanını ben yağlı kağıt serdim. Dilerseniz sıvı yağ ile de yağlayabilirsiniz. Ve hamuru bu şekilde kolayca fırın tepsime yerleştiriyorum. bu kenarlarından artan hamuru da yoğurdum kenara bıraktım üçüncü e, pizzası üçüncü pizzayı da yaptım yani hiçbir şekilde boşa gitmiyor kenarlarını da yoğurun kenarda beklesin en son bunu yapın e, hem dinlenmiş olacak hem ekstradan mayalanmış olacak kolay bir şekilde bunu da açabileceksiniz onu da mini pizza yaptım bir tepside hazırlamış olduğum sosu hamurun üzerine güzelce yayıyorum önce bir kaşık yardımıyla ardından fırça yardımıyla Malzeme listesini açıklamalar kısmına ekliyorum. Oradan da bakabilirsiniz. Buraya kadar videomu izlediyseniz lütfen be beğenmeyi unutmayın. Beğen butonuna basın ve hepinizin yorumlarını bekliyorum. Lütfen. Benim şimdiye kadar hangi tariflerimi uyguladınız ee, aşağıda yorumlarda bundan bahsedebilirsiniz. hangi şehirden izliyorsunuz, hangi ülkeden yorumlarda bunları belirtebilirsiniz. Ben peyniri üzerinden ziyade tabanına yaymayı daha çok seviyorum. Böyle üzerindeki sebzelerle daha güzel bir şekilde bütünleşiyor. Bu sefer mozzarella peynir kullandım. Tabii ki kaşar peyniri de kullanabilirsiniz. Ama mozzarella peynir soğuduğunda da yumuşak kalıyor. Bu açıdan daha iyi. Tabii ki sevdiğiniz, lezzetini beğendiğiniz herhangi bir kaşar peyniri de kullanabilirsiniz. Pizza'da ben e, kuru soğanı çok yakıştırıyorum. Daha önce denemediyseniz deneyin. Soğan halkaları şeklinde pizzanın e, peynirin üzerine soğanları yerleştiriyorum. Yeşil biber de çok yakışıyor. Yeşil biber e, serpeceğim. Acı olduğu için az kullandım. Ben sosis kullandım ama sizler sosis yerine sucuk kullanabilirsiniz veya vejeteryansanız mantarlı yapabilirsiniz. Ben mantarlı pizzayı da çok beğeniyorum. E, sosis kullandım bu sefer çocuklar daha çok beğeneceği için ve domates dilimleri yerleştiriyorum. Domates de bence olmazsa olmaz pizzada çok yakışıyor. Buna ilaveten ekstradan mısır da serpebilirsiniz ama çok kalabalık, çok malzemeli e, e, pizzayı da sevmiyorum. Bu şekilde ideal. Fırınımı 600 ayarda 200 derecede ısıttım. Isınmış fırına süreceğiz pizzamızı. Alttan ikinci sıraya koyun. Pizzanın tabanı biraz geç piştiği için alttan ikinci sıra idealdir. Güzelce kızarana kadar yaklaşık bir 20-25 dakikada pişecektir. Fırından fırına pişme süresi değişir. Lütfen kontrollü olun. İkinci portakal büyüklüğünde ayırmış olduğum beze vardı. Onu da pizza tepsimin büyüklüğü kadar açtım. Hatta biraz büyükçe. Çünkü kenarlarını peynir dolgulu yapacağım. kenarlarını kapatıyorum. Çeşit çeşit yapabilirsiniz. Bunu da mantarlı yapabilirsiniz veya sucuklu veya sadece sebzeli. Diğer üçüncü pizzamı da şu büyük tepsinin kenarlarında artan hamurlar vardı ya. Onu da Yine böyle sos sürdüm, peynirini ekledim, işte soğanını, domatesini vesaire ekledim ve salatalık turşusu dilimleri ekledim. Bir de o şekilde hazırladım. Fırından tepsimi çıkarmadan 1-2 dakika önceden üzerine de çok az bir peynir serpeceğim. Üzerine çok fazla serpmiyorum. Çok az serpiyorum. Bu şekilde bu da hazır. Evet fırından tepsim çıktı. Çok güzel pişmiş. Yumuşacık. İlk etapta bu şekilde şeritler halinde kesiyorum. Ardından üçgen üçgen keserek pizza dilimlerini oluşturuyorum. Evet bakın çok güzel pizza dilimlerimiz oldu. Yumuşacık. Nefis pizzalarımız hazır. Diğer tepsileri de göstereceğim hızlıca. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Bu en son kalan parçaydı. Bu da pizza tepsimde yapmış olduğum pizza. Görmüş olduğunuz gibi hepsi muhteşem. Bir sonraki yeni güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.